Son zamanlarda en sık aldığımız sorulardan bir tanesi de ilaçsız tüp bebek tedavileri. Şimdi aslında baktığınız zaman tüp bebeğin ilk yıllarında e, tüp bebek tedavileri tamamen ilaçsız olarak kadının o ay ürettiği yumurtanın alınması üzerine kurulu tedaviler. Dolayısıyla e, bir kadın ayda bir kez yumurtlama yaptığı için bu yumurtanın tespit edilebilmesi ve bu yumurtanın tam çatlayacağı zamanda bir şekilde bu yumurtanın alınarak bu tek bir yumurta ile tüp bebek tedavisinin yapılması esasına dayanır idi. Tabii günümüzde bu tedavi kullanılabilir ama tek bir yumurta ile çok başarılı hani sonuçlar almak pek mümkün gözükmüyor. Peki biz ilaçsız tüp bebek tedavilerini Hangi durumlarda kullanıyoruz? Özellikle yumurtalık rezervi zayıflamış kadınlarda bizim e, lüteal faz dediğimiz adetin ikinci yarısında gelişen bazı yumurtalar oluyor. Dolayısıyla e, bir kadın bize adetin ikinci ya da üçüncü günü geldiğinde bazen e, doğrudan doğruya e, büyümüş yumurtalarla karşılaşıyoruz. Yani adetin ikinci ya da üçüncü günü kadın geldiğinde ultrasonografide 18 milimetreyi aşkın, 18 milimetre 20 milimetre büyüklüğünde yumurtalarla karşılaşıyoruz. Geçmişte bunlar aslında birer kist olarak düşünülürdü ve bunlar boşaltılarak tüp bebek tedavilerine başlanırdı. Ancak günümüzde bu yumurtaları luteal fazla yani kadının, adet döngüsünün ikinci yarısında gelişmiş olan yumurtalar olarak düşünüp bunları çatlatma iğneleriyle çatlatıp topladıktan sonra gerçekten çok güzel embriyolar elde edip çok güzel gebelikler elde edebilmekteyiz. Genellikle biz ilaçsız tüp bebek tedavilerini bu şekilde kullanmayı tercih ediyoruz.